Selam insanlar, YouTube arkadaşınız Coşkun Cansız. Ben yastı gittim, şen geldim. Aç YouTube'u, ben geldim. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Yine doğayla iç içe bir yerdeyiz. Yine geldik, hafif de terledik. Bugün arkadaşlar güzel bir balık yapacağız. Malzemelerimi, eşyalarımı topladım, geldim. Onlarla birlikte bu doğanın içerisinde arkadaşlar balık yapacağız. Ya Allah ya Bismillah başlıyoruz. Yapacağımız balık ise arkadaşlar, bir önceki videoda çektik ama yayınlamadım o videoyu. Belki bunu önce yayınlarım. Orada balığı nasıl tuttuk, denize açıldık. İlk defa denize gittim, muhteşem bir şeymiş. Denize ilk defa gitmedim. İlk defa denizde olta balıkçılığı yaptım ve muhteşem bir şeymiş gerçekten. Size tavsiye ediyorum. Çağrı abi, Harun, Yunus, Sedat abiye teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte bu şeyi ilk defa yaşadım. Siz de böyle göllerde veya şeylerde avlanıyorsanız, kanallarda vesaire, artık nerede çay may, artık nerede avlanıyorsanız, denize muhakkak gidin. Denize gidip de balık tutmadım, tutmayanlar balık tuttum demesinler. Denizin şeyi farklıymış gerçekten. O zevki yaşamak gerekiyormuş. Ben o zevki aldım. Ondan sonra her ay inşallah denize gideceğiz. Ama orada tuttuğumuz balıkları arkadaşlar nasıl pişireceğiz? Şimdi ben geldim, balıkları biraz temizledim. Biraz sadece pulunu almadım, onları almam gerekiyor. Ben balıkları temizledim ama pulunu almamıştım. Onları da temizleyeceğiz. Birlikte balığı pişirip yiyeceğiz. Hadi bakalım, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Balığımızı birazdan yapacağız ama öncelikle etrafı, yeşilliği, doğayı, bu nefis ortamı biraz gezip görmemiz gerekiyor. Hadi hep beraber gezelim. Evet, doğanın içine doğru, ormanın içine doğru gidiyoruz bakalım. Bisikletle gelebildiğimiz yere kadar geldik artık. Ne diyorsun? Tamam, anladık. Burada bir hayvanı yemişler ama ne hayvanı mı bilmiyorum. Ölmüş burada. Ne olduğunu çözemedim.
Arkadaşlar ateşimiz yandı. Şimdi de tavamızı koyacağız. Tavamız biraz ısınsın. Biraz büyük yapmışız. Ama şöyle hafiften ısınsın. Şimdi balığımızı öncelikle unlamamız lazım. Balıklar arkadaşlar şuradan şöyle bir içine doğru pişmesi için her iki taraftan da şöyle bir kesiyoruz. Bu mercan arkadaşlar. Bu tarafını derisini yüzdüm biraz çünkü pulu alırken derisi de gitti. Şurayı şöyle açtık. Birazdan da unlayacağım bunu. Şöyle açtık. İki tarafını da şöyle açıyoruz. Şimdi buna unu atacağız üzerine. Ama ondan önce una biraz tuz atmamız lazım. Biraz üzerine atacağım. Tavamız ısındı. Şimdi yağımızı döküyoruz. Tava aşağı doğru kayıyordu. İyice köz oldu arkadaşlar. Tavamızı şöyle koyuyoruz. Yanmayacak şekilde. Yağın iyice ısınması lazım. Koyunca şöyle hoş demesi lazım. Üzerine biraz da tuz dökeceğim şimdi ben. Ununa tuz kattım ama biraz da burada katmak istiyorum açıkçası. Böyle yapışmaması için. Oh, mis gibi koktu be. Enfes kokuyor. Şu yağ sesi geliyor ya, müthiş, gerçekten müthiş. Balık eti öyle geç pişmiyor. Köz ateşinde yaptığımız için biraz da tava direkt yağ ateşe temas ettiğinden dolayı daha hızlı pişecek. Bence nefis olacak diye düşünüyorum. 15-20 gün burada Adana'da göle balık tutmaya geldik ama bir türlü tutamamıştık. En son geçen hafta denize gittik. Orada tutmuş olduğumuz mercanları şimdi afiyetle yiyeceğiz. Balığı çok seven bir kişi değilim ama uzun zamandır balık canım istiyor. Niyeyse bilmiyorum. Ve denizde tutmak nasip oldu. Tuttuğumuzda mercanı, 3 tane mercanı da kızarttık şimdi. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Haydi bakalım. Bize afiyet olsun şimdiden. Neyin üzerine koyalım şöyle. Mis gibi görünüyor vallahi. Oo, limonumuzu da sıktık mı tamam. Şöyle ters dön bakalım. Domateslerimizi de yanımıza aldık. Limonumuzu da yanımıza aldık. Onun haricinde arkadaşlar taze marulun iç kısımlarını da aldım ben evden gelirken. Bunları yıkayıp getirdim. Evde tertemiz yıkadım, poşete koydum bunları. Şimdi şöyle yapalım bunları. Şöyle dizeyim. Şöyle. Balıklar kayboldu. Tamamdır. Şimdi ekmeğimizi de çıkarttık mı? Oo, size afiyet olsun. 15 günlük çabanın emeği şu anda yiyeceğim balık. Ya Allah ya Bismillah. Uzun zamandır balık yemiyorum. Bayağı oldu balık yemeyeli. Bilmiyorum kaç yıl oldu, kaç sene oldu. Ama şu anda dehşet bir his, muhteşem. Vallahi kusura bakmayın, böyle elimle alıp yiyeceğim.
Allah kusura bakmayın şu an. Telefona falan bakamam. Çocukluğumuzda kılçığı boğazımıza gider diye balık yemekten uzak tutmuşlardı bizi. Korkumuzdan balık yiyemiyorduk. Yiyin gitsin ya, balık kadar lezzetli, balık kadar besinli bir şey var mı ya? İyi kızarttığımdan dolayı içindeki kılçıklar da, çok kılçık yok, onlar da bayağı bir kıtır kıtır olmuş gerçekten. Balığımız görünmez oldu. Hava bayağı karanlamaya başladı. İçinden çıkan kılçıklar da böyle arkadaşlar. Şurada kalan etler boşa gitmesin. Valla balığı çok seven bir insan değilim ama uzun zamanda oldu. Niyeyse bir anda balık yeme ihtiyacı duydum. Balığa çıktık. 15-20 gün balık tutamadık. Şuna bak ya, şuna bak ya. Of 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 of. Vallahi elimle yiyorum ama kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok bu ortamda. Yani kabalık falan diye düşünmeyin bunu. Yani şu anki bu ortamda bunu böyle yemekten başka bir çarem yok yani. Arkadaşlar balığımızı yaptık. Doğal ortamda yedik. Gerçekten çok güzeldi. Lezzetliydi. Size de tavsiye ediyorum. Güzel bir gündü. Kendi çapımda eğlenmeye çalıştım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kendi başıma uzun zamandır bir yemek yapmış oldum gerçekten doğanın içerisinde. Balığımızı da yedik. Bize afiyet olsun. İzlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız veya öneri düşünceleriniz varsa videolarda yorumları atmayı bırakmayı unutmayın. Veya balığın farklı bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorsanız öneriniz varsa bunu da önerebilirsiniz. Ben yağda kızarttım. Un aslında sarımsak da getirmiştim yanında da yağın içerisine koyup onu da şey yapmak lazımdı. Unuttum onu aslında. Neyse sağlık olsun, bir dahakine yaparız. Sizde farklı bir öneriniz varsa nasıl pişirilir diye o tarz öneride bulunabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın, doğayla kalın.